Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 18 yılda çiftçi sayımız 7.458.000'den 5.289.000'e düştü. AKP bunu nasıl başardı? Çiftçilere yasadaki hakkını vermedi. Şu anda çiftçi AKP'den 176 milyar lira alacaklı. AKP çiftçimiz üretmesin diye yurt dışından ithal tarım ürünü getirip paramız var ki ithal ediyoruz kardeşim diyor. Türk çiftçisi niye üretiyor o zaman? AKP döneminde toprakların tamamına yakını, tarım topraklarının tamamına yakını ipotekli. Toprağını eken çiftçinin traktörünü hazzettiniz. Çiftçimizin hayvanlarını bile hazzedip elinden aldınız. Bence bütün bunların bir tek anlamı var. AKP çiftçiden nefret ediyor. Türk çiftçisinden nefret ediyor. Çiftçiyi gözden çıkartmış. Ama benim Türk çiftçim, Türk köylüm hiç merak etmesin. Onun geçmişte de sahibi vardı, gelecekte de sahibi olacak. Cumhuriyet Halk Partisi var. AKP'de önde bir anlayış var ki, yabancı ülkelerin çiftçisi zenginleşsin, ithalat baronlarının cebi dolsun, varsın çiftçinin anası ağlasın. Sizdeki anlayış bu işte. Arkadaşlar, gıda enflasyonu artık saklanamıyor. Bunun sebebi çiftçi değil. Tarlada 3 kuruşa satılamayan ürün market zincirlerinde çiftçinin geleceğiyle birlikte satılıyor. Siz çiftçinin geleceğini satıyorsunuz. Çiftçiyi piyasanın oyuncağı yaptınız. Çiftçiyi koruyacak hiçbir devletin kuruluşu kalmadı. Piyasaya müdahil olacak kuruluşları sattınız, bitirdiniz. Tarımsal desteklere ayrılan pay, arkadaşlarım geçen yılla aynı dedi ama hiç de öyle değil. Milli ekonomi yönetiminin sayesinde bu yıl tarıma verdiğiniz destek 1 milyar dolar azaldı Sayın Bakan. Kur farkını hesaba katıyor musunuz? Bütçeyi %27 arttırdınız. Tarımsal destekleri neden aynı oranda arttırmadınız? Bu demek oluyor ki yine çiftçinin boğazından keseceksiniz. Ey çiftçim, üzülerek söylüyorum ama yine ezileceksin. Şimdi size soruyorum. Yandaşınız istiyor diye şans oyunlarında KDV'yi kaldırıyorsunuz. Gerekçeniz neydi? Şu meşhur maç yayını yapan şirket var ya, ödemesi gereken 90 milyon lirayı almadınız, sildiniz. Neden? Ha, devletimizin bütçe imkanlarını buna uygun diyebilirsiniz. O zaman neden çiftçinin borcunu yapılandırmıyorsunuz? Neden faizlerini silmiyorsunuz? Eğer birazcık vicdanınız varsa bunu derhal yaparsınız Sayın Bakan. Gelin çiftçinin kullandığı mazottan ÖTV'yi kaldıralım. Hodri meydan. Çıkacak yasal bütün kanunlarla alakalı Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sayın Grup Başkan Vekilimiz de burada, Sayın Genel Başkanımızın da bizim çiftçilerimize vaadidir bu. Sizin minnacık ortağınız Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı da bunu çıktığı televizyon programında söyledi. Bu yapıcı muhalefetmiş, ÖTV kaldırılsın diyor. Biz de yapıcı muhalefet yapıyoruz. Gelin mazottaki ÖTV'yi kaldıralım. Hodri meydan. 2008 yılından önce çiftçiler 15 gün üzerinden tarım bakırına prim ödüyordu. Bunu 30 güne çıkardınız. 2008 yılında çiftçiler aylık 110 lira ödüyordu. 110 lira Sayın Bakan. Şu an 913 lira tarım bakırı ödüyor. 913 lira. Devamı bu. Şimdi aslında bu söylediklerimizden utanır mısınız bilmem. Memlekette atalık tohum kalmadı. Tohum ithal ediyoruz dolarla. Hayvan üreticimiz üretim yapayım diye direnirken hayvan ithal ediyoruz dolarla.
Yem ithal ediyoruz dolarla. Gübre ithal ediyoruz dolarla. Bakın. Aslında buyurunuz. Sayın Başkanım, şurada iki fotoğraf, üç tane fotoğraf var. Sayın Bakan, bakar mısınız lütfen? Bu sizin eseriniz. Limonun ihracatını yasakladınız. Limon bu şekle geldi geçen sene. Pazarı kaybettik. Şu an limon ihracatçısı sıkıntı çekiyor, ürün satamıyor. Hiç bundan utanıyor musunuz? Sayın Bülent Turan. Sayın Bülent Turan. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bu görüntüler sizin Çanakkale'li çiftçilerinizin görüntüleri. Sizin memleketinizden. Bu da benim memleketim Mersin ilçesinden. Benim üreticim hayvan yerine kendini sabana koşup üretim yapmaya çalışıyor. İşte ben de o üreticilerden biri olarak bu dakikaya kadar yaptığım bütün bu konuşmalar bu insanların hakkını almak için. Bunun için buradayız. Ama benim köylüm, benim çiftçim hiç...